أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الأول الله جل جلاله الآخر الله جل جلاله الظاهر الله جل جلاله جل جلاله وجل شانه صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Rabbim Teala Hazretleri cümlemize medet-i inayet, lütfu, hidayet nasip eyle. İbadet ve taatlerimizi dergah-ı izzetinden noksansız kabul eyle. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, vermiş olduğumuz zekat, fitre ve sadakalarımızı dergah-ı izzetinden noksansız kabul eyle. Bizleri bu dünyaya mümin ve Müslüman olarak gönderdi. Emanetini de mümin ve Müslüman olarak teslim edebilmeyi cümlemize nasip eyle inşallah. Muhterem müminler, değerli izleyiciler, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin eserinden devam etmiş olduğumuz hadisler bölümünde bugünkü dersimizin konusu zulüm hakkındadır. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala'nın ayeti kerimedeki ifadesiyle ve ma lizzalimine min nasir buyuruyor. Zalimlerin, zulmedenlerin yardımcısı olmaz buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki o zaman zulüm nedir? Bir buradan giriş yapalım. Ondan sonra ayet ve hadis-i şeriflerle inşallah devam edelim. Aziz cemaat, zulüm bir şeyin gereğini değil de zıddını yapmaktır. Hakkı yerli yerine koymamak diye tarif edilir. Zulüm, başkasının hakkı üzerinde haksız bir tasarrufta bulunmaktır. Herhangi bir konuda haddi aşmaktır zulüm. Haksız yere başkasının malını almak, başkasının ırzına, namusuna sataşmak gibi uygunsuz davranışlar zulüm olarak tarif edilir. Bu şekilde adlandırılır. Onun için değerli kardeşlerim, zulüm adaletin zıttıdır. Adalet bir fazilettir. Zulüm ise bir zillettir. Faziletsizlik, gayri ahlakilik ve haysiyetsizliktir. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Kul olarak biz Allah'ın bize emretmiş olduğu ölçüler içerisinde haddimizi bilerek adil bir şekilde adalet sahibi olan insanlar olarak Allah'ın rızası doğrultusunda bir yaşantı içerisinde olmak ile mükellefiz. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki وَمَا لِلْظَالِمِنَ مِنْ حَم۪ينَ وَلَا شَف۪يَنْ يُدَعُ Zalimlerin hiçbir dostu ve sözü dinlenecek şefaatçisi de yoktur. Hem dostu yok, hem de onların sözünü dinleyecek olan şefaatçisi yoktur. Hani biz dualarımızı yaparken hep diyoruz ya, ya Rabbi, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmayı bizlere nasip eyle diye. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin şefaatine talibiz ya. O zor günümüzde, hesap günümüzde, kıyamet gününde Allah'ın huzurunda vereceğimiz o hesabımızda biz Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin bizlere şefaat etmesi için Allahu Teala'dan istekte bulunuyoruz ya, işte yaşanmış olduğumuz şu dünya hayatında adil olarak yaşamayan, yapmış olduğu hal ve hareketlerinde haktan, hukuktan, adaletten ayrı bir şekilde haksızlık içerisinde yaşayan ve zulüm içerisinde yaşayan insanların, zalimler için o şefaat gününde şefaatçileri dahi yoktur buyuruyor Allahu Teala ayeti kerimede. O zaman değerli kardeşlerim, biz kıyamet gününde kendimizi kurtarmak için Allah'ın rızası doğrultusunda yaşayarak şu dünya hayatında
bizim sorumluluğumuz altında olan, mesuliyetimiz altında olan insanlarla olan ilişkilerimizde adil olmak ile mükellefiz. Ama her işimizde, yapmış olduğumuz her amelimizde Allah'ın rızasını gözeterek bir gün Rabbim benim bu yaptıklarımdan beni hesaba çekecek, ben bunların hesabını Rabbime vereceğim bilincinde ve şuurunda olarak yapmış olduğumuz her işimizi kontrollü yaparsak eğer, işte o zaman biz Allah'ın huzurunda hem alnımız açık başımız dik olarak hesap vermek için ben geldim ya Rabbi diyebiliriz. Hem de Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin şefaatini isteyenlerden ve inşallah şefaatine nail olan kullarından olmuş oluruz ki Allahu Teala ayeti kerimede ve ma liz zalimine min nasir buyuruyor. Zalimlerin, zulmedenlerin yardımcısı olmaz. Şu dünya hayatında yaşarken yaşantısı zalim bir şekilde yaşantı içerisindeyiz eğer, ne kadar istekte bulunursa bulunsun, ne kadar duada bulunursa bulunsun, o insanın ahiretteki hesap günündeki o zor gündeki yaşantısı veyahut da hareketi onun için herhangi bir yardımcının olmadığı zor andır. O zaman muhterem müminler, Allah zalimleri kıyamet gününde madem ki dostsuz ve yardımsız bırakacaksa ve onları azap içerisinde bırakacaksa, biz işte o zaman dostsuz kalmamak için, yardımcısız kalmamak için, azaba düçar olmamak için şu dünya hayatında yaşarken Allah'ın rızası doğrultusunda mümin ve Müslüman olarak adil bir insan olarak yaşamak ile mükellefiz. Bu şekilde bir yaşantı içerisinde olursak inşallah hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur etmiş oluruz. Değerli Müslümanlar, bu anlamda zulmü anlatırken kainatın sultanı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bizlere haber verirken şöyle buyuruyor. Cabir radıyallahu anh'ın ifadesiyle ittequz zulme, zulümden kaçının, zulümden uzak durun. Çünkü فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet günü zulüm, o kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Ne demek ki? Yani kıyamet gününde şu dünya hayatındaki yapmış olduğumuz işin ahirette o zor günümüzde kıyamet gününde zifiri karanlık olması ne demek ki? Bunu Efendimiz hadisi şerifinde açıklıyor. Ondan sonra da cimrilikten sakının buyurur. Şimdi değerli kardeşlerim, zulüm kıyamet gününde karanlık olması, zalimin o gün karanlıklar içerisinde kalarak yolunu bulamamasından gelir. Burada Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bize bir yol gösteriyor. O gün, o zor günde o insanın, zalim olan insanın karanlıklar içerisinde olacağının ve yolunu bulamayacağını Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem haber veriyor. Aynı şekilde yapmış olduğu zulmünün cezasının, şiddetinin ve dehşetinin de ne kadar zor olduğunu zifiri karanlık ifadesiyle Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bizlere haber veriyor. Çünkü zalimler dünyada zulmettiklerinin hayatlarını karartmış oldukları, adeta onları dünyada zindan etmiş oldukları o insanların ahını aldıklarından dolayı Allahu Teala da o zalimler için işte o ahirette onların yolunu kapkara zifiri karanlık içerisinde bulundurarak onların yolunu bulmamalarına sebep olacaktır. Sebep olan şey nedir? Yaşamış olduğu dünya hayatındaki yapmış olduğu adaletsizliktir. Yapmış olduğu haksızlıktır. Yapmış olduğu zulümdür. O zaman biz ahirette o zor hale düşmemek için, karanlık yollara düşmemek için, zifiri karanlık içerisinde olmamak için yaşamış olduğumuz şu dünya hayatında kendimizi iyice gözden geçirip Müslüman olarak bizim yapmamız gereken, üzerimize düşen görevimiz neyse onu Allah'ın emirleri doğrultusunda adil bir şekilde yaparak inşallah yerine getirmemiz lazım. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ikinci haber vermiş olduğu özellik de
cimrilikten sakınmayı Efendimiz haber veriyor. Cimrilikten sakınınız buyuruyor. Çünkü cimrilik kişinin helak olma sebeplerindendir. Dünyada yapabildiği her şeyin ahirette bir mükafatı, bir karşılığı olacaktır. Ama hayır namına, ama şer namına. Hangi şey yaparsan Allahu Teala'nın huzurunda "Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara" buyuruyor Allahu Teala. Şu dünya hayatında yapmış olduğumuz her hal ve hareketimizde zerre miktarı iyiliğin de zerre miktarı kötülüğün de Allah katında bir karşılığının, bir hediyesinin, bir mükafatının olduğunu biliyoruz. Eğer yapmış olduğumuz işimiz iyilik anlamında, hayır hasenat anlamındaysa Allah katında hesap gününde biz onu sevap olarak karşımıza alacağız. Rabbim bize sevap olarak onu verecek. Ama yapmış olduğumuz işlerimiz eğer kötülük anlamında, şer anlamındaysa işte o zaman da Rabbim bize cümlemizi muhafaza eylesin. O ahiret gününde karşımıza günah olarak karşımıza çıkacaktır. Ve bundan dolayı da aziz cemaat kendimizi en güzel şekilde hayır anlamında, sevap anlamında, amel defterimizdeki sevaplarımızın daha çok yazılması anlamında emek sarf etmemiz lazım. Burada hadis-i şerifte yeri geldiği için bir konuyu hatırlatmak isterim. Hani dünya ile ahiretteki hayatı anlatırken biz diyoruz ki yaşamış olduğumuz şu dünya hayatında amel var fakat hesap yok. Yaşıyoruz. Bugün Allahu Teala bize günde 5 vakit namaz kılmamızı farz kılmıştır. Sahibi olmuş olduğumuz malımız, mülkümüz, servetimizin zekatını vermemizi Allahu Teala farz kılmıştır. İçerisinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayına nispeten yılda bir defa şartlarını taşıyan insanların Ramazan orucunu tutmalarını farz kılmıştır. Zekattan sonra hac ibadetini şartlarını taşıyan insanların hacca gidip yapmalarını Allahu Teala farz kılmıştır. Fakat şu dünya hayatında yaşarken amelimiz var. Yapmış olduğumuz bu amelimizin bu dünyada henüz hesabı yok. Sadece amelimizi yapıyoruz ve sağımızda ve solumuzda bulunan kiramen katibin melekleri bizim yapmış olduğumuz her şeyi kayıt altına alıyor. Bu kayıtlarımız Allah'ın huzurunda önümüze konulacak. İkra kitabek buyurulacak. Hadi gel al kitabını oku. Yaşamış olduğun dünya hayatında sana nasip etmiş olduğumuz o sayılı günler içerisinde ne yapmışsın, nasıl geçirmişsin o günleri? İkra kitabek, al kitabını oku buyuracak Allahu Teala. O zaman yaşamış olduğumuz şu dünya hayatında yapmamız gereken veyahut da görevimiz olan amelimiz var ama hesabımız yok. Asıl hayat olan, baki olan ahiret hayatına döndüğümüz zaman da işte o ahiret hayatında da orada da hesap var fakat amel yok. Hesap var. Bu dünya hayatında yaşarken yapmış olduğumuz her işimizin Allahu Teala hesabını vereceğiz. Hesabımız var. Fakat o hesaptan sonra ya Rabbi şu ibadetim eksik kaldı. Fırsat ver şunu da yapayım. Şu amelimi de işleyeyim. Maalesef böyle bir istekte bulunma gücümüz ve hakkımız yoktur. Çünkü ahirette Allahu Teala hesabımız var. O hesabımızdan sonra ayrıca amel etme gücümüz yok. Aziz cemaat, madem ki tek sermayemiz ömür ve o ömürde Rabbimin bize nasip etmiş olduğu sayılı günler içerisinde şu dünya hayatında yapılacaksa o zaman gelin bizim sahip olmuş olduğumuz bu dünya hayatını en güzel şekilde değerlendirelim. Her şeyimizde yapmış olduğumuz hal ve hareketlerimizle adil olalım. İster adaletimiz evimizde, ailemizde, çoluk çocuğumuza karşı olsun, ister apartmandaki insanlarla beraber olsun, isterse beraber yaşamış olduğumuz toplum içerisindeki insanlar arasında olsun, hiç fark etmez. İnsanlar olarak biz bize düşen görevimizi, mesuliyetimizi, sorumluluğumuzu adil bir şekilde yerine getirsek inşallah hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazanan olmuş oluruz. Hadis-i şerifte
Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ikinci vurgulamak istemiş olduğu cimrilikten sakınınız emrinde, cimrilik yerli yersiz olarak sahip olmuş olduğumuz malımızı, mülkümüzü saçıp savurmaktır. Bu da cimriliktir. Bu şekilde cimrilik yapılmaz. Allah'ın kullarına dikkatlice ve Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin kadrini, kıymetini bilerek onu yerli yerince kullanabilmek, Allah'ın rızasını kazanmak için sarf edebilmektir. Yoksa cimrilik, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri kendi adına, benim nasıl olsa benim, ben kazanmışım anlamında sıkı sıkıya saklamak cimriliktir ve maalesef ki Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bizleri bu şekilde cimri olmaktan, eli sıkı olmaktan muhafaza olmamızı, uzak durmamızı Efendimiz bizden istemiştir. Değerli kardeşlerim, eğer yaşamış olduğumuz dünya hayatında zenginler cimri davranırsa, fakirler de sabırsız olurlarsa, işte o zaman yaşamış olduğumuz toplumun düzeni bozulur ve bu toplumun dengesi değişir. Toplum içerisinde bir sürü sıkıntılar meydana gelmeye başlar, en başta hırsızlık olmak üzere. O zaman biz şu dünya hayatında yaşarken şuna dikkat etmemiz lazım ki zenginle fakir arasındaki mesafe açılmayacak. Eğer zengin ile fakir arasındaki mesafe açılırsa zulüm artar ve her çeşidi icra edilmeye başlamış olur. O zaman gelin biz zulmün önüne geçelim, zulmü engelleyelim, adaletsizlikten, haksızlıktan ve başkasının hakkını yemekten kendimizi muhafaza edelim. Bakın şimdi, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kıyamet gününü anlatırken buyuruyor ki, o gün ki, o kıyamet günü öyle bir zor gün ki, la tu'addun hukuka illa ehli yevmel kıyameti. O kıyamet gününde haklar hak sahiplerine mutlaka verilecek. Mutlaka verilecek. Hatta hadisi şerifin devamında Efendimiz buyuruyor ki, boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını isteyecek. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını isteyecek buyuruyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne demek? O zaman gelin şöyle düşünelim. Kıyamet gününde hakların sahiplerine verilmesi, dünya hayatında insanların insanlara zulmedenlerle başkasının haklarını gasp edenlerin cezalandırılması ve mazlum ve suçsuzların ise mükafata nail olması, işte o hesap gününde, kıyamet gününde olacaktır. O zor günde herkes hakkını alacaktır. Femen yamel miskale zerratin hayran yara ve men yamel miskale zerratin şerran yara ayeti kerimesinin hükmü işte o zaman gerçekleşecektir. Her iyilik yapanın da, her kötülük yapanın da hak sahibinin hakkının yerine getirileceğini Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hadisi şerifinde boynuzlu koç ile boynuzsuz koç benzetmesini de yaparak bizlere bu şekilde haber veriyor. Şu dünya hayatında yaşarken güç sahibi olması, varlık sahibi olması o insanın haktan, adaletten ayrılmasının sebebi değildir. Hak, adil bir şekilde adalet sahibi bir insan olarak yaşaması ve sorumluluğunu da o şekilde götürmesi, devam ettirmesi gereken bir özelliktir. Muhterem müminler, bir hadis-i şerifle dersimi bitireyim. Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ne halen söyleyeceğim. Kim bir karış miktarı bir yere haksız olarak zulümle sahip olursa, o yerin 7 katı boynuna geçirilir. O haksız yere elde etmiş olduğu yerin 7 katı onun boynuna geçirir buyur Efendimiz. Şimdi burada bir olay var. Onu anlatmak için bu hadis-i şerifi seçtim. Erva binti Ümeys isminde bir kadın bir gün sahabe-i kiramdan Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın sahip olmuş olduğu bir yere, bir tarlaya gelir ve oranın kendisine ait olduğunu söyleyerek
halifeye Zeyd bin Sabit'i şikayet eder. Bura benim, Zeyd orayı haksız yere zulüm yaparak benden almıştır anlamında halifeye şikayette bulunur. Halife bu olayın gerçekliğinin olup olmadığını araştırmak için bir heyet kurar, 3-5 kişiyle beraber onu Zeyd bin Sabit'e gönderir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh kendisine gelinen heyete onların sormuş olduğu, zikretmiş oldukları yerin kendisine ait olduğunu söyler. Yıllardan beri oranın sahibi olduğunu ve orayı kendisinin öz tapulu mal olduğunu söyler. Fakat Zeyd bin Sabit aşere-i mübeşşereden olduğu için dünyada yaşarken ahireti garantilemiş olan insanlardan olduğundan dolayı mübarek davanın ilerlememesi için veyahut da adının kötüye çıkmaması için veyahut da herhangi bir davalık olmamak için o kendi yerini o iddia eden kadına Erva binti Üveys'e vererek bir de beddua ederek çekilir. Bedduası şudur. Der ki: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise onun gözünü kör et. Evini de kendisine kabir yap diye bir beddua eder. O kadının iddia etmiş olduğu evi, arsayı, tarlayı, bağı, bahçe neyse onu o kadına bırakarak çeker gider. O arsa, arazi, tarla, bağ içerisinde bulunan bir kuyu vardır. Su kuyusu. Kadın zaman içerisinde gözleri kör olur ve o su kuyusuna da düşerek o şekilde ölür. Zeyd bin Sabit'in yapmış olduğu beddua bu şekilde gerçekleşir. Eğer Zeyd bin Sabit radıyallahu anh belki mahkemelik davalık olsaydı yerini, hakkını alacaktı. Fakat o insanlar arasında itibarını düşürmemek için o yalan söyleyen kadının o arazisini ona teslim etmesiyle neticede kendini temize çıkarmıştır. Bugün içinde yaşamış olduğumuz günlerde toplum içerisinde bizim de aynı şekilde yapmış, görmüş olduğumuz, şahit olmuş olduğumuz sıkıntılarımız var. Aziz cemaat, insanların kardeş kardeşe ufak bir arazi yüzünden birbirleriyle küs olanlara şahit oluyoruz. Birbirleriyle kavgalık olanlara, hatta ölümlere giden olaylara şahit oluyoruz. Hadi gelin Allah'ın emirleri doğrultusunda Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin bize göstermiş olduğu ölçüler içerisinde imanımızın gereği olarak mümin ve Müslüman olarak haktan, adaletten ayrılmadan en güzel şekilde bir yaşantı içerisinde olalım. Rabbim cümlemizin ibadet ve taatten kabul eylesin. Yaşantımızı mümin ve Müslüman olarak hak ve adalet ölçüleri içerisinde yaşayabilenlerden olmayı nasip eylesin. İbadetlerimizi noksan sonra kabul eylesin. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Cümle hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.